Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Philadelphia Sixers'la kariyer yapacağız. NBA 2K24'te bakalım. Philadelphia'yı şampiyon yapabilecek miyiz? Joel Embiid'i MVP yapabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi takımı görüyorsunuz. Joel Embiid var. Akabinde Tyrese Maxey görüyorsunuz. Tobias Harris var. Kelly Oubre Jr. var. D'Antoni Melton var. Hepsinde sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor. Nikola Batum, Robert Covington, Paul Reed, Patrick Beverley, Muhammed Bamba, Marcus Morris var. Kenyon Martin Jr. burada. Kenneth Lofton Jr. Donovan House Jr. Jaden Springer, Furkan Korkmaz da burada. Ricky Conchil burada. Hepsinin kontratları bir yıl bitiyor. Muhtemelen o bir yıllıkları takaslamaya çalışacağız. Takaslamaya gideceğiz muhtemelen. Yani biraz takımı yani bir değiştirmemiz gerekecek. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi takaslarımıza hızlıca bir geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, ilk takasımızı şimdi gerçekleştiriyoruz. Vince Williams Jr.'la anlaşacağız. Kendisi bench'ten çok faydalı olacağını düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Belki hani bilmiyorum, az daha iyi gelişim gösterirse az kadroya da girebileceğini düşünüyorum. John Conter'ı muhtemelen belki formate icabı oluyoruz. Belki onu göndeririz. Zaten de diğer oyuncuların da kontratı bitiyor. O yüzden bu takası gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi Chris Paul'la anlaşacağız. Chris Paul da yani tecrübesiyle bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Kuşkusuz Chris Paul. En azından bir yıl, bir iki yıl bizde oynayıp bize tecrübesini kazandıracaktır diye düşünüyoruz. Kendisini de takımımıza katmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, bence de Duncan Robinson'la anlaşacağız. Bench'ten güzel katkı sağlayacağını düşünüyorum Duncan Robinson'ın. Kenyon Martin Jr. ve Furkan Korkmaz'la yollarımızı ayırıyoruz. O yüzden bakalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evet, uzun forvet olarak Keegan Murray ile anlaşacağız. Kendisinin hani çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Hani Tobias Harris'e nazaran daha başarılı bir uzun forvet olacağını düşündüğüm için onu transfer ediyorum. Tobias Harris'e ve Muhammed Bamba'yla da yollarımızı ayıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi Sasha Vereznov'la anlaşacağız. Yani uzun forvet açığımız vardı zaten. Onun yüzden Sasha Vereznov'la anlaşacağız. Nikola Batum'la da yollarımızı ayırma kararı aldık. Aynı zamanda draft hakkı da veriyorlar bize. O yüzden de bu takası onaylayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi takımımızı kurduk. İlk beşlimiz Chris Paul, Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., Keegan Murray ve Joel Embiid oldu. Burada Tyrese Maxey'i şeye çektik, shooting guard yaptık. Çünkü orada daha fazla verim alabileceğimizi düşünüyorum. Hem de Chris Paul'u daha fazla kullanırız diye Maxey'i shooting guard olarak çevirdik. Akabinde Kevin Porter Jr. bench'ten görev alacak arkadaşımız. Duncan Robinson da aynı şekilde. Robert Covington da görmüş olduğunuz gibi. Paul Reed
ve Vince Williams Jr. Bunlar da bench'ten süre alacak oyuncularımız. Sasha Velezno, Kieran Lofton Jr., Corey Joseph de diğer oyuncularımız. Bu şekilde oynayacağız ilk sezonu. Bakalım ilk sezonda bizi neler bekliyor. İlk sezondan playoff yapabilecek miyiz? En önemli soru da bu. Şimdi hep birlikte devre arasına kadar bir simülasyon yapalım. Evet, sezona baktığımızda ikinci sırada tamamlamışız. Sıralamada ikinci sıradayız. Güzel. Demek ki yaptığımız transferler işe yaramış diyebiliriz. Bakalım. İstatistiklere de bakalım. Embiid bayağı iyi performans ortaya koymuş. 27.9 fakat sakatlığı da var. Tyrese Maxey 22.8 sayı ortalaması yapmış. Oubre Jr. 13.2. Kevin Porter Jr. 12.3. Keegan Murray 12.1. Duncan Robinson 11.7 sayı ortalaması yapmış. Powered 7.9. Corey Joseph 7.2, Sasha Vezo 6.5, Robert Covington 6.3, Chris Paul 6.2. Chris Paul biraz beklenenin çok çok altında. Vince Williams 6.1, Danny Green 5.6. Diğer oyuncularımız da bu şekilde. Yani bench'ten süre alan oyuncularımız da bayağı böyle etkili olmaya başladı diyebiliriz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım sezon sonunda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Sezon sonunda playoff'ta kaçıncı sırada yer alacağız? Merak konusu. Bakalım sezon sonunda görüşmek üzere. Baktığımız zaman yine en değerli oyuncu Luka Doncic olmuş bu arada. İkinci sırada Victor Wembanyama var. Rookie'de. Altıncı adam Russell Westbrook olmuş. Defansif oyuncu Antetokounmpo. En yüksek oyuncu Banchero olmuş. Baktığımız zaman bizim takımdan birileri var mı diye bakıyoruz. Burada yokuz. Evet, Joel Embiid. En ikinci takımda Joel Embiid'i görüyoruz. Burada kimseyi göremiyoruz. Burada da bizden birileri yok. Defansif kadrodan yok. Buradan da yokuz. Buradan da bizden birilerini göremiyorum ben. Portland'de Boston Rockets. Ama yani buradan da bizden birileri yok. Baktığımızda birinciyiz. Güzel. Hemen play'inle oynayalım. Chicago Bulls'la oynayacağız. İlk maçımız Chicago Bulls ile oynayacağız. İlk maçı alıyoruz. İkinci maçı kaybettik. Üçüncü maçı da kaybettik. 2-1 geriye düştük. Chicago karşısında 2-2. 3-2. 4-2. Tamam, güzel. 4-2 ile geçiyoruz. Çok iyi. Çok güzel. Evet, şimdi Atlanta Hawks'la oynayacağız. İkinci maçımız Atlanta Hawks olacak. İlk maçı aldık. İkinci maçı kaybettik. Üçüncü maçta kaybettik. Yine gerilerden mi geleceğiz derken ooo yapma. 3-2. 3-2 yaptık. 3-3 yaptık. Evet. Bunu hızlıca simülasyon yapalım. Bakalım buradan döndürebilecek miyiz? Evet. Konferans finaline yükseldik. Bu maçla birlikte Milwaukee Bucks rakibimiz olmuş. Hemen onunla da maçımızı oynayalım. İlk maçı kaybettik. İkinci maçı kazanıyoruz 1-1. Üçüncü maçta kazanıyoruz. Dördüncü maçı da kazandık. Ne? Boston. Öbür tarafta
Golden State rakibimiz olacak eğer çıkabilirsek derken Milwaukee 3-3 yaptı durumu. Bunu da hemen bir simülasyon yapalım. Fakat burada Milwaukee bayağı iyi gidiyor yalnız. Murray sakatlık geçirmiş. O yüzden biraz kötü oynuyor olabilir takım. O biraz belki bir tık etkilemiş olabilir. Takımın performansını etkilemiş olabilir. Evet, bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Keegan Murray'nin sakatlığı biraz etkiledi takımı. Bakalım playofflarda kazanan kim olacak? Golden State Warriors kazanıyor. İlk sezonun şampiyonu Golden State Warriors oldu. Bakalım bizimkiler ne yaptı? Sezon istatistiklerine de bir bakalım. Evet, Joel Embiid görüyorsunuz 26.8 sayı ortalaması. Tyrese Maxey bu ikisi genelde bayağı iyi oynadı diyebiliriz. Kevin Porter Jr. onun da inanılmaz bir performansı var. Başka Keegan Murray de bir performans göstermedi. O yüzden Chris Paul biraz beklediğimin altında ama asist olarak gayet iyi asistler yapmış görünüyor gözüküyor. Evet, bakacağız bakalım. İkinci sezonda daha iyi bir kadro kurmaya çalışacağız. Tyrese Maxey ile tekrar sözleşme yenilemeye çalışacağız. Yani onu takımımıza kazandırmaya çalışacağız bakalım Tyrese Maxey'i. Onun dışında başka bir tane de kısa forvet anlaşmamız lazım. Kısa forvet biriyle anlaşmamız gerekiyor. Keegan Murray ile de aynı şekilde opsiyonunu kullanmamız lazım. O da bizim için önemli bir oyuncu. Onun dışında başka da yok zaten. Diğerleriyle anlaşmasak da olur yani sözleşmesi bitenler için konuşuyorum. Evet, şimdi ikinci sezonda bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz bakalım. Evet, şimdi 8. tur draft hakkı alacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Jaden Springer ve bir tur draft hakkımızı da veriyoruz onlara. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, NBA draftlarına başladık. Şimdi kendi pikimizle başlayacağız. 8. sıradan seçeceğiz. Bakalım kim var? DJ Wagner var. PG olarak onu seçeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Kaç PG'miz de var ama. Chris Paul var, şey var ama en azından belki bilmiyorum bir Kenny Martin Jr.'ı belki şey yaparız. Hayırlı olsun bakalım. Evet, bir de bu takası gerçekleştireceğiz. Chris Paul ve Duncan Robinson karşılığında Axel Caruso ve Ayo Dosunmu ile anlaşacağız. Chris Paul'un performansından memnun olmadığımızı için bu takası yapma gereği duyduk. Hayırlı olsun. Evet, bir de Clint Capela'yı alıyoruz. Clint Capela karşılığında Powered ve Sasha Velezno'yu veriyoruz. Clint Capela'da hani bench'ten iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onu da öyle kadromuza katıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, şimdi bench'imizi de değiştirdik. Bu arada James Harden'ı tekrar aramıza kattık. Bir yıllarının ardından tekrardan Philadelphia'ya geri döndü James Harden. Tyrese Maxey ile tekrardan da anlaştık. DeMar DeRozan'la anlaştık. Bu arada bedelsiz bir şekilde kadromuza kattık. Kısa forvet olarak. Keegan Murray yine takımda kaldı. Joel Embiid zaten takımdaydı hatırlayacak olursunuz. Clint Capela son takasta takımımıza katıldı. Kevin Porter Jr. bizimle birlikte. Andre Drummond bedelsiz bir şekilde takımımıza dahil oldu. Aya Dosunmu aynı şekilde o da takasla gelen oyuncular arasında. Caleb Martin bedelsiz bir şekilde takımımıza gelen oyuncular arasındaydı. Caruso tekrar takasla gelmişti.
Williams Junior'ı görüyorsunuz. Evet, bu takımımız bu şekilde. Şimdi sezon sonuna, yani sezon sonu diyorum, devre arasına kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım takımımız ne kadar katkı sağlayacak, hep birlikte göreceğiz. Evet, bu sefer yine ikinci sıradayız. Ama birinci bu sefer Indiana Pacers olmuş. Bakalım ikinci sıradaki yerimizi halen koruyoruz. Bakalım oyuncularımız ne kadar katkı yapmış. Tyrese Maxey 24 sayı ortalaması yapmış. Joel Embiid 22.1. Reboundlarda da 12.2 ile oynuyor. Kevin Porter Jr. 15.4. DeMar DeRozan 13.9 ile oynuyor. Keegan Murray 12.3. James Harden 10.3 ile oynuyor. Andre Drummond 9.1 ile oynuyor. Clint Capela 8.7 ile oynuyor. Yani Caleb Martin 6.2. Dosunmu 4.8. Caruso 1.6 diye gidiyor. Evet. Şimdi bakalım sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda takımımız nasıl etkilenecek? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, şimdi Nikola Jokic en değerli oyuncu seçilmiş bu arada. Matas Buzelis yılın rookie'si seçiliyor. Cameron Thomas 6. adam olarak kabul edilmiş. Victor Wembanyama en iyi defansif oyuncu. En yüksek oyuncu da Brandin Podziemski olmuş. Burada görmüş olduğunuz gibi İlk 5'li de oyuncumuz yok. Bu 5'li de yok. 3. kadroya baktığımızda Joel Embiid 3. kadrodaymış. Burada baktığımızda burada da yokuz. 2. kadroya baktığımızda burada da bizden birileri yok. Bazı kadroda burada zaten çıkacağını zannetmiyorum çünkü draftlardan şey yapmadık. Pek oynatmadık diyebiliriz. Evet. Bu şekilde baktığımız zaman ikinci sıradan giriyoruz bu sefer. Play-in'leri oynayalım. Brooklyn Nets ile oynayacağız. İlk maçımız Brooklyn Nets olacak. Evet, ilk maçı kaybettik. İkinci maçı kazanıyoruz. Hep ilk maçı kaybedip ikinci maçlarda işi götürür derken Brooklyn götürüyor işi. Of, çok kötü. İlk turdan gidecek miyiz derken ilk turdan gittik. İlk turdan gittik bu sefer. Bu sefer ilk turdan gittik. Evet, Jalen Brunson. New York, Oklahoma finali izleyeceğiz ve Oklahoma City bu sefer şampiyon oluyor. Julius Alexander. Bu sefer playofflarda istediğimiz başarıyı gösteremedik. Tyrese Maxey 24.7, Joel Embiid 22.3, Kevin Porter Jr. 16 sayı ortalaması, DeMar DeRozan 13.8, Keegan Murray 13, James Harden 10.6. Tabii oyuncularımızın yaşlanması dolayısıyla da etkilemiş olabilir takımın dengesini. Çünkü baktığımız zaman oyuncularımız epey bir yaşlanmış gözüküyor. Evet. Şimdi 3. sezona geçeceğiz. Bakalım 3. sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi 3. sezona hızlıca bir geçiş yapıyoruz. Evet, draftlarımıza başladık. Bakalım kim gelecek? Aros Bayley, aslında Bayley düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Ethem Kombe de aslında alınabilir ama Aros Bayley'i alalım. Bir small forward açığımızı kapatalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hemen bir tane daha geldi. Bunda da öbür arkadaşı aldı demek ki. Bidunga'yı alacağız. Bidunga'yla da anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, DeMar DeRozan ve James Harden karşılığında Michael Porter Jr. ve Tyus Jones'u alıyoruz.
Hem bunların daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem genç, hani biraz rotasyonumuzu gençleştirmek istiyoruz. Bakalım bunlarla anlaşacağız. Hayırlı olsun. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi takımımızı kurduk. Geçen sene draft ettiğimiz DJ Wagner bu sene ilk beşliğe girdi kendisi. Kendisini geliştirdi. Tyrese Maxey'di aynı şekilde. Michael Porter Jr. bedelsiz takaslar almıştık hatırlayacak olursanız. Keegan Murray, Joel Embiid beşlisi olacak. Kyrie Irving'i bedelsiz olarak kadromuza kattık. Kendisi bench'ten çok iyi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Aaron Gordon da aynı şekilde. Tyus Jones, o da takasla gelen oyunculardan birisi. Bench'ten sağlam bir süre alacağını düşünüyorum. Aros Bailey, o da bugün bu sene transfer takas yaptı. Takas diyorum, bu sene draft ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kevin Porter Jr. yine takımda. Idunga Drummond. Bu şekilde takımımız ilerleyecek. Bakalım Devres'e kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım takımımız nereye kadar gidecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Gene ikinci sıradayız. Fakat Indiana Pacers'la galibiyet sayılarımız aynı. Bir fazladan kaybettik diye ikinciliğe düştük. Ama olsun, en azından birinciliğe çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım oyuncu istatistiklerine de bir bakalım. Joel Embiid 22 sayı ortalaması yapmış. Kendisi tebrik ediyoruz. DJ Wagner 19.5 sayı ortalamasıyla oynuyor bu sezon. Gayet iyi bir performans ortaya koymuş diyebiliriz. Tyrese Maxey çok büyük bir sakatlık geçirmiş. 4-6 ay arasında sakatlığı olduğu için oynayamayacak. Bu biraz üzücü oldu bizim için. Çok önemli bir oyuncuydu bizim adımıza. Kyrie Irving tabii, gerçi arkasından Kyrie Irving var. O da bayağı iyi bir katkı sağlamış tabii ki. Keegan Murray 14 sayı ortalaması yapıyor. Michael Porter Jr. 12.9 sayı ortalaması yapmış. Aros Bailey 12.5 sayı ortalaması yapıyor. Tyus Jones 8.5 sayı ortalaması. Aaron Gordon 8.5. Kevin Porter Jr. 6.1. Dosunmu 4.8. Bidungo 3.8 diye gidiyor. Evet. Takımımız bu şekilde. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım sezon sonunda takımımız nereye kadar ilerleyebilecek, hep birlikte göreceğiz. Yine en değerli oyuncu Luka Doncic seçilmiş. Rookie'de Copper Flak 31.2 sayı ortalaması yapmış. Russell Westbrook 6. adam olarak seçiliyor. Victor Wembanyama en iyi defansif oyuncu oluyor. En fazla yükselen oyuncu Jakob Walter olmuş. Baktığımız zaman Luka Doncic, Jamorant, Copper Flak, Antetokounmpo, Nikola Jokic. Geçen sene mesela Wembanyama en değerli oyuncu olurdu. Bu sene de Copper Flak daha çok adından söz ettiriyor diyebiliriz. Tabii bir sonraki oyunda da kesinlikle adından söz ettirecek Rockiler adına. Burada baktığımızda 3. kadrodan yine Joel Embiid'i görüyoruz. Şu oyuncu henüz çıkmadı. Defans oyuncularda da yokuz. Baktığımız zaman Rockiler'de DJ Wagner birinci ana kadroda yerini alıyor. DJ Wagner tabii ki çok fazla süre aldı. Bakalım diğer şeyimiz yok zaten. Bu şekilde gidiyor. Bakalım. Birinci sıradan girmişiz bu sefer. Güzel. Bakalım. Washington Wizards. Washington'ı bence geçeriz. Bence geçeriz Washington'a. 1-0. 1-1 yapma. Yapma, bu sefer kaybetmeyelim. Bu sefer kaybetmeyelim. 2-1. 3-1. Çok güzel. 4-1. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Böyle devam. Evet.
Şimdi Detroit Pistons rakip. Rakip Detroit Pistons. 1-0. 2-0. Çok güzel. 3-0. Haydi bir 4-0 yapalım bitsin. 4-0. Çok güzel. Oo, iyi güzel. Orlando çıktı burada da rakip. Orlando'yu da kaybetmeyelim. 1-0. 2-0. 2-1. Yapma 2-1 olmasın. 3-1. Çok güzel. Artık buradan döndürmeyelim. İşte bu. DJ Wagner. DJ Wagner hemen şey yaptı. Bir anda baktığım zaman Portland mı gelecek derken Oklahoma City Thunder geldi finalde. Evet, şimdi Oklahoma City ile oynayacağız. Hadi bakalım. Ah, 1-0 kaybettik. 2-0 yapma aman. Hadi çevirebiliriz. Hadi aman 3-0. Buradan döndürebilir miyiz bilmiyorum. 3-1. Artık kaybetme lüksümüz yok. 3-2. Haydi 3-3 yapalım derken olmuyor. Maalesef. Maalesef olmuyor. Jrue Alexander'la Oklahoma şampiyon oluyor maalesef. Artık 3 sezon ilerledik yani. Valla 3 sezonda da hani finale kadar gittik ama maalesef sakatlıklar bize engel oldu diyebiliriz. Kyle Irving 23.4 sayı ortalaması. DJ Wagner 21 sayı ortalaması yapıyor. Joel Embiid 19.3 sayı ortalaması. Tyrese Maxey 14.7 sayı ortalaması. Keegan Murray 14.3. Michael Porter Jr. 12.4. Aros Bezley 12.3. Tyus Jones 7.9, Aaron Gordon 7, Bidunga 6.1, Dosunmu 4.1, Kevin Porter Jr. 3.1 şeklinde gidiyor. Evet, burada da Joel Embiid'in son sezonu olduğu için burada da videomuzu bitiriyoruz maalesef. Ne yazık ki Philadelphia'ya kupa kazandıramadık ama en azından final oynadılar. O da bir şey. En azından finalde de hani iyi bir performans ortaya koydu. Finale kadar iyi bir performans ortaya koyup finalde Oklahoma City'ye ne yazık ki kaybediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.